Tarihteki en iyi menajer. Valla baktım, bunu çekmesi gereken kişiler yoklar. Uyuyorlar bazıları. Kalktı Erman. Gerçek bir anlam karmaşası yaşıyorum bak. Bunu her şey görsün. Bu benim işte. Nedir o? Ne yapıyorsun? Çay, kahve, soda ve detoks içeceğim. Aynen. Kafam an... karışık yani. Sen ne zaman girmiştin yeri? Tam official olması 2024'de bunu da aldı. Tabii official olmadı çünkü bir süreç vardı orada yani. 2024 Mart mı oldu? Mart'sa Burak desem, senle biz aslında yani Ocak'tan itibaren hadi ne yapacağız? Haşır neşir olmaya. Aynen. Kolay gelsin. Erman Bey. Merhaba. Biraz sağlık isterseniz. Hayır. Sen dereotu sevenlerle alakalı az önce ileri geri bir şey diyordun. Ne diyordun ya? Çok güzel bir şey demiştin. Ya dereotu gerçekten de çok baskın bir karakter. Öyle. Benim ama gibi. Burada pasifliğe yer yok hocam. Evet. O yüzden siz için. Tarkan bu sabah bunu içmedi bak. Abi Tarkan çünkü kendine saygısı olan bir adam. Anladın mı? Dereotun içmeyecek son bir adam o. İkidir Tarkan'a ters gidiyoruz. Son konu saygısı. Bu arada Tarkan yakında duyacak ne bu YK diye. Tarkan içmedi. Mesela ikinizin birbirinizin en sevdiği huyları. Sevmediği değil. Ooo. Engin hiçbir şey sevmiyor abi. Hayattaki her şeye karşı. Ve Engin'in en sevdiğim huyu o. Hiçbir şey sevmiyor mu? Ben onu o şekilde seviyorum. Onu severek seviyorum. Hiçbir şey sevmemesine. Ya yani ona faydalı olacak şeyleri de sevmez. Niye işte içiyorum? Ama severek içmiyor. Evet, severek içmiyor. Çünkü görüyorum, suratında görüyorum. Sen abi? Ne abi? Onun hangi huyunu seviyorsun? O... biraz daha pozitif. Ben de oyunu seviyor muyum emin değilim. Eğer seversen kendin de çelişirsin. Günaydın. Bana olsa da ben olsam. O sen olsan bari. Ne yapıyorsunuz abiler? Bakalım. Nasıl bayram? Hafifletmek isteyen su koyarak. Adam güne havuzla başladı. Ona da rakursi. Ben bir de bas gitar çaldığım için şu kadar. Sana basın mı verdiler YYK'da? Gözüm ben sadece olmasa şöyle bir facepalm yapardım sana. O süreçte gerçekten gitar benim için şeye dönüştü. En son Ankara'daki iki senemde. Gerçekten bir orta yaş sonrası hobi enstrümanı gibi evde böyle metalcore videolar çekiyordum kendi başıma. Gitar benim için ona dönmüştü yani. Hani mesleğimden ziyade. O da yumurta yapıyor işte. Lan böyle şey gördüm lan. Bu yapılmayan bir şey değil. Nasıl yani? Kahve mi oldu? Ha, böyle yeni yeni şeyler var ya. Sparkling kafe mi? Hattir. Ha tamam. Tamam. Tuşuyordum. Churchill gibi bir şey. Ya yok ya. Tonikli monikli böyle tuhaf tuhaf şeyler yapıyorlar ya. Bir şey yok, ne yapayım bunu ya? Su yok diye Uludağ mineral water. Bir baksana tadına nasıl? Şunu bakacağım şimdi. İlk defa mı deniyorsun? Evet. Bence iyi. Yani çok tavsiye şey söyleyecektim ya. Kötü mü? Bakmak ister misin? Sıkı çöğe tarih üstünü çünkü çözdüm de. Bir üstü gelmesi lazım ya. Çok garip. Ama olmaz değil ya. Olur ya, alışıyorsun bence. Güzel güzel. Gayet iyi. Evet işte böyle abi. Menemen yapacağız. Sabah şeyi. Soğanlı mı soğansız mı? Vallahi soğanlıdır bence de. Bilmiyorum, muhalefet olursa soğansız olur. Soğan yenir ya. Soğan da almak lazım. Yarı yarıya. Tamam abi, yedin mi sen? Yok. Tamam. Ümitcan'cım da yumurtanın sarısını ayıracak benim için. Yumurtanın sarısını yemiyoruz değil mi? Yok, yiyoruz. Beyazını atıyoruz. Menemen de öyledir. Harbi mi ya? Tabii, menemen de sarısıyla yaparsın. Emin oradan sarsın. Vay, çok iyi. Beyazını atarsın abi. Tamam, hoşuma gitti o iş.
Tamam, yüz işte be arkadaşım. Abi ha, sağlığına bu kadar dikkat eden Ümitcan neden sarısını yiyor ben anlamadım. Bir şey olmaması lazım benim. Böyle pişmiş yumurta gibi beyaz olmaması lazım. Alalım, onlar bitecek. Aa, evet. Tabii ki o yüzden beyazını koymuyorsun abi. Sadece sarısını koyuyorsun. Peynir var mı? Yok. Abi telif yeriz. Sosa? Güzel bir plan böyle. Yap. Al. Sağ ol. Sosu sağ ol. Boş ver. Biz onun sosuyla uğraşamayız. Uğraşır da belki. Diyorsan al da sos için de malzeme lazım. Ya erinmem yani. Bak burada et met var. Senin ilgi alanların. Eti ben bıraktım ya. İşte biz biraz pişiririm ama ben yemem. Et yoruyor diye. Yaşlı olduğumuz için. Balık. Al kanat. Ya genelde balık ve sebze yemeye çalışıyoruz. Bu arada et alalım isteyen olursa yani. Protein de gerekecek. Yenir yani. Protein gerekecek abi bize yani. O zaman biz onu alalım mı öyle? Onu alalım aynen. Evet, evet onu alalım biz. Neler olsun? Hepsi olsun. Et yemiyoruz dedi 15, de 10 saniye sonra. Evde, et falan evde 15 kişi bekliyor. Köfte et mi abi? Allah. Köfte okey ama bizim için. Bak gel. Şurada aralarında böyle beyaz buruklar var ya. Hı-hı. Zoom yap bak göstereceğim. Bak tam şurası evet. Oralar işte. Çıralı mı deniyor ona? Çıralı olduğu zaman çok yumuşak oluyor. Çünkü o yağlar eriyor. Sonra lif lif et kalıyor. Az pişirdiği zaman da. Onun olmasına dikkat etmeniz gerekiyor. Tabii. Burası aynı zamanda YYK Şef Okulu. Hepimiz ayrı konularda. Different professions. Evet. Bugün misafirlerime yapacağım yemek. Oo Kaan Bey. Kaan Bey. Altını açık unuttunuz ya. Almayı unuttunuz hadi acaba ya. Ya. Söylesene. Öyle oluyor. Kaan Bey, somon dağıldı yalnız. Biraz bekletiyorum da şimdi doğru almam lazım. Doğru al. Ne? Tamam abi almışlar. Sağlıklı bir şey. Erman'cığım çekim yapmak yasak bir şey. Nihat tüketici diyor ya. Ne o? Nihai tüketiciymiş. Tamam nihai tüketici olur Nihat ya. Nihat tüketici diye biri var sende. Buradan mı götürelim ya? Alıp götürelim. Su nerede lan? Gevşek tobacco şu. İki gün önceki konser nasıldı? Güzeldi abi, güzel. Konserler güzel geçiyor. Seyircimiz de çok güzel. Sağ olsunlar. Full'du. Güzel geçiyor, dolu geçiyor. Full'e yakın geçiyor. Yani bu ara sektörde bilet satamama durumları var. Bütün isimlerle, bütün sanatçılarla alakalı. Ekonomik şartlardan dolayı diye düşünüyorum. İnsanlar müzikten sıkılmış da olabilir. Genel olarak takip ediyorum da şeyleri, istatistikleri falan. Hı hı. Spotify'da, YouTube'da vesaire. Genel olarak bu sene bir insanların müzik dinlemesi düştü. Yani en çok dinlenen şarkıların en çok dinlenme şeyleri bile düştü. Tirajları bile düştü yani. Yani atıyorum günde 600 bin dinlenen şarkı şu an günde 400 bin dinleniyor. İnsanlar sıkıldı muhtemelen müzikten. Ya da yeni şeylere mi aksar? Ya da herkes birbirini taklit ediyor diye artık şey oldular yani. Ya bir şarkı çıkıyor altına 10 tane aynı şarkı çıkıyor abi. Bizden de bilirsin. Hangisi yani? Saç. Güzelleştirici. Benimkiler zaten güzel ama az. Evet. Çoklaştıran yok. Bu akıyor abi. Akmayanı var. Benim öyle bir akmayanı yok. Bana öyle dediler abi. TRT'de bir konserde bana dediler. Aktı mı? Aa bak oldu istediğin ha. Oldu aynı oldu evet. Bak baba. Ya sen... Soda açtım. Julien mi o? Tanıdık değil. Uçak var. Uçak var. Pazar bir an kalsın. Uçak. Şey burası. Yok öyle.
Hiçbiri olmadı ya. Hiçbirinde yok. Evet, ben alttakilere baktım baba. Yok başka. Şu an bak nasıl kesiyor şimdi. Kesiyor mu? Domatesleri soymak için böyle gıcık gıcık olmasın bıçakla soyarken diye kaynar suyun içine 10 saniye koyacağım. Peki. Böyle olunca dış kabukları bir şey salacağım. Bir tane poşeti versene bana. Çok teşekkür ederim. Sen şunu kapatma ha. Aa, önüne oturmuşum lan lan. Kalayım. Domates. Sıcak suda bekliyorsun. Sıcak suda. Şöyle. Nasıl koyalım? Çok basit. Perfect yani. Aynen. Direkt. Hop. Bu ne lan? Bir dakika. Ha? Havuç ne alaka? Havuç next special. Bu adam menemene havuç attı. Atıyorum. Benim kendi tarifim arkadaşlar. Telif isterim. Şey olurmuş. Menülere giriyormuş mekanlarda. Havuçlak menemeni böyle. Wien'de yemek programı yapacağım abi. Boşlak menemeni. Beyin Gurme'deyim bu saatten sonra. Orada çok iyi format olur ha böyle. Her pazartesi Beyin Gurme'de Ümit Can'la yemek yapıyoruz. Pilav çalıp. Ve her şeyin sonunda da. Evet full. Yemeğe bitirdin mesela bir tane ya. Akustik küçük kuple patlatıyorsun. Ya, abi bak. Denemez mi? Soğanlı mı salmasız? Soğanlı. Ama kavrulmuştu bir de. Sence neyli? Soğansız değil mi? Zeytinyağı attın mı benim? Zeytinyağı atmadım, tereyağı koydum. Daha güzel. Tereyağı. Havuçlarımızı utandırana kadar pembeleştiriyoruz. Pardon, pembeleşene kadar utandırıyoruz. Övüyoruz falan böyle, itibat ediyoruz. Ay ne güzel su almışsın sen. Ne tatlı su almışsın sen. Peki Erman, bir Antepli olarak sence et kuzu mu? Kuzudur. Et, biz bunu... Et kuzudur değil mi? Biz hep kendi aramızda konuşup biliyoruz. Bizim başka et girmez artık. Evet. Yok, bunun filmi dalga geçmiyor. Bir zamanlar Anadolu'da. Muhtar Sin. Ya bizim orada çok iyi bir kasap var. Evet. Ben oradan full böyle şeye düştüm. Şüşleme. Of. Bilmem ne. O düştüğü şeyler çok high level ya. Sen de böyle pastırmasız kahvaltı yap değil mi? Bütün yüz ama kavrulması lazım ya. Ya ben et severim. İstanbul'da Cihangir zamanlarında et bulmakta zorluk çekiyor. Kasabım var bak orada. İşte evet. Sonra Kurtuluş'ta bir tane kasap keşfettim. Çok güzel etleri var yani. Hani senin Kurtuluş'ta bir abi var. Nasıl yapıyorsun onu? Oğlum çok iyi küşlemesi var adamın ya gerçekten. Ben Antep'te yediğimden daha iyi küşleme yapıyorum. Abartıyorsun ya. Bu Ümit Can'ın da mı abartma huyu vardı? Tamam ya. Gel de oraya. Şu an çok özel bir an. Buzlu açık bırak. Ay halka stresi de var ya. Elimle koyuyorum ama başka bir yolu yok abi. Kamera gittiği an steril şeylerden uzaklaşıp hemen. Kamera için yapıyorum, çok etki verdim. Elim temiz. Ama elli olur bu. Tamam, bu arada. Gerçek güzel. Anlamda. Evet, gibi biraz yandı ama olsun. Aroma kaçar. Burak, yine mi ağzını yedin bundan? 5 dakikada bir ağzını yedin bundan. Ben çok beraber yaptım, o yüzden geldim. Sen daraldın ya orada şeyin ateşin önünde. Ay engin, keşke ben de yapsam şöyle götürüyorum. Jandarma baskı şu anda. Hayır. Ne yapıyorsun lan? Havuç mu var? He. Şaka yapıyorsun. Havuç mu? Abi namaz mı? Oh. Biliyordum ben. Ben şu an dejavu yaşadım ama Allah! Kibar ya.
Kalite, kalite. Bunlarla çatal bıçak kullanınca çakalit olduğunu sanan fanilerdensin sen. Tuzu az mı? Evet. Bir tık. Ama böyle tercih ederim. Yani domates olduğu için bu ben çekiyor. Ben böyle tercih ederim. Güzel olmuş ha. Peynir nasıl? Bayağı iyi. Bence çok iyi. Suya koydun mu bunu? Koydum. Koymasan tuzlu olacak. Hocam hazırlıklar nasıl gidiyor şu an? Kötü. Ya şu kamerayı görür görmez şu küçük gülümsemen artık bitsin ya. Doğal karşılar artık, o kadar kamerayla iç içesin. Akşama şey yaparız, ben ona bir tur bakarım, oluyorsa öyle çalarım. Yok şeyden de kuracağız zaten. Sadece dediğin gibi arabalar. Kanal. Bir test ederiz, bir götürürüz. İkisi de var mı ki klavyemde? Ama şey oluyor, gitar burada asılı oluyor. Klavyeye abanıyorum, puan çarpıyor, geri geliyor. 47... 17. O ikisini topluyorsun. Ha topluyor musun? Evet. Asla olmayacağını biliyorum. Vay 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 vay. Ya olmuyor ya. Şuradan bir... Aslında oluyor yani. Oluyor mu? Ama... Şöyle geliştiriyor gibi hissediyorum. Tak bir bakayım. Şuradan. Ya evet bir tık, evet. Bir tık. Bir büyüyor. Benim Ray-Ban kaç bakayım? Toplayacaksın. Olsaydı... Senden... Bunlar dışına çalacaktım. Ben de bir sürü gözlük var yanımda. Valla? Wow. Nasıl gidiyor? Özgür abi, sen kablonu takıp direkt şeye gidiyorsun herhalde. Abi sesle de Beşiktaş'ı buraya... Özgür. Evet. Burak. Buraya enerji alabilir miyim? Açık mı? Değil. Değil. Tamam, bekliyor musun? Tamam. 5 dakika yaşıyorum. Tamam. Ama camlarının haline bak. Bir konser havası da yaratıyorsun. Evet yani ne taksam öyle olmuyor. Arkadaşlar görüyorsunuz her şeyin başındaki adam Turgay. Birazdan çok güzel şeylere şahit olacaksın. Bu ne lan? Buradan klavye çıktı. Yok son bir. Neyi abi? Son bir saat sound check'e. Berber Ümitcan. Gerçekten. Yanımda burası. Bedelli askerlik ya. Bedelli askerlik. Bu nasıl bir çaresizliktir ya? Aldık hepsini bak. Kaybettim çaresizlik şeyini. Yapamıyor muyuz? Yaparız. Şu an ne çalıyorsun? Bravo. Beynimde çalıyorum melodileri. Çok güzel oluyor. Hiç siz duyamıyorsunuz. Hiç yok beynimde şu an. Yavaş dinleyin sizler siz de. Beyler. Tamam. Yani işte bizim 4 günümüz var burada değil mi? Hı-hı. Performans olarak. İlk gün yine de çalacağız. Bürokrat'ı çalacağız yeni şarkımızı. Hı-hı. Uykusuz ve dengesiz çalacağız. İkinci gün ne fark edersen varsın diye. Ölsem yeri çalacağız. Üçüncü gün ne çalıyoruz? Bonus. Her parça çok güzel bir şekilde bakalım. Evet, sound check için hazırız biz. Öyle mi? Hadi gidelim o zaman. Ben yukarı çıkıyorum.
Kolay gelsin herkese. Aşağıdan çalıyor. Son, bakın, aynen. İçerideki şey. Ümitcan sana sesleniyor. Al baba bir kestene be. Ben de mi? Çok iyi. Aynen sen bir şey basıyorsun ya distortion. O oyun prova zaten. Oğlum diye. Bir sor bozuk bir sor. Bir yarım alıyorum helal edin. Helal olsun. Lahmacun var mı? Bakar mısın? Oğlum lahmacun var. Niye yemiyoruz? Ye. Yiyoruz işte. Öldüm be. Ama abi, güzel oldu. Çok kötü bir istek. Dürümekli erkamıyla. Çok çok önemli. Ben koyayım. Soğan var mı? Soğan da olmaz. Hocam nasıldı ses sence? Güzeldi, süperdi. Güzel kaydettik. İyiydi her şey. Ama evde soğuk o. Evet, sahneden daha iyi duyuyorum. Ben de. Çok iyi duyuyorum. Gerçi sahneden daha iyi duyuyorum. Ya dışarıdan biz hiçbir şey duyamıyoruz. Nasıl hallederiz ya? Kulaklık verdim, onu takıp. Gerçekten mi? Kulaklığınız varsa belki pek verdim. Yok. Çektiğimizde güneş çok iyi bu. Hocam nasıldı? Mükemmel, harika, 10 numara. Sence nasıldı? Ya. Ha? Yani kimse var mı? Falan diye saçmasın. Gayet iyi. Var. Nasıl oldu sence? Tedirgindim. Yani yetişecek mi diye. Çünkü sandığımızdan bir saatlikti bizim şeylerimiz. Yani bir saat onu, bir saat onuydu. Şimdi 20 dakikada çekmemiz gerekiyordu. En iyi keyki. Ama nasıl çaldık? Gayet. Mükemmeldi. Bir tur daha. Çalalım mı abi? Evet. Bir de solosunu da hep aynı yapmamız lazım. Bağlama solo kısmı da hep aynı sürede olması lazım. Bağlama solo kısmı da aynı. Okey değil mi? Evet abi. Yaprak son var. Kartları değişiyoruz. Yaprak var. Tamam. Mete kapıları, bacaları kontrol edelim abi. Ondan sonra görüntüdeyiz. Hepsi full kapalı değil mi? Evet, içerideki ışıklar full kapalı abi. Yok yok, açık. Üst kattakiler. Hazır. Hazır. Bir saniye hocam, burası içeri geçiyor. Şahan saçı başı Mete'yim. Mete'yim. Okey size. Okuyayım okuyayım. Tamam. Hazırsak giriyoruz. Kayıda giriyorum. Cem hocam sendeyiz. Buyurun. Kayıttayız. 3 2 1 Uykusuz. Söyle dilinden düşmeyeyim. Fırtınalarım olsa da bu ara güneşliyim. Yollardayım, yorgunum, uykusuz ve dengesiz. Ama boş ver bunları, sağlığım yerinde mi? Thank you.
Mert odaya gel. Üst taraftan evet. Şura mı gidiyor? Şu an psikiyatrı. Hocam. Üçüncü şarkımızı da aldık. Nasıl sizce? Mükemmel. Sence nasıl? Bence de iyiydi. Kaan'ın falan bayağı iyiydi bundaki. Böyle surat ifadesi falan bayağı iyiydi. Yorulmuş ve uykusuz ve dengesiz duruyor. Sen ne kadar iyi çalıyorsun ya. Yaklaşacak bazen ama korkmayın. İlkimi diye uyardı arkadaşım. Bilginiz olsun. Ya, yakınınıza geleceğim biraz. Yani yüzünüz parçalatsa da bok devam edin. Yani 2-3 dikiş yani max. Abi hep şurada olsun değil mi? Haydi. Hazır. Safa sendeyiz. Evet. Hazır olduğunuzda yukarı boşalttık mı? Canlı canlı kaydoluyor ha bu. Bunun aynısını birkaç kere yapacağım, döne döne de kalkacağım. Birazdan öyle gir aslında. Arkadaşlar hoparlör mü bozuldu? Baktım. Neden? Kayıtta değilim zaten. Nasıl ya? Biraz yukarı, hafif hafif yukarı. Kaan gibi başlayacak daha bağlamaya. Biraz bak bu ekseni bozma, yukarı çık. Yukarı çık, yavaş 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 yavaş. Geldi. Şu bağlama geliyor. Çok iyi. Çok iyi. Var ya Safa, nasıl bir adamsın ya? Bağla git. Olmuşsun ha sen. Drone'la bitene kadar kanda kal abi, bağlamada kal. Hah bak. Nasıl yapıyorsun lan? Nasıl yapıyorsun? Aşağıdan al abi, sonra yukarıya doğru. Kadar çık. Kayıttan çıktım. Bir daha gir. Çok iyi. Geçmiş olsun. Bravo. Ben atlıyorum o zaman. Atla. Şuraya. Atla. Buraya atlanır be. Elinize sağlık. Eyvallah. İlk gün biter. Bravo. Durun için. Lan. Bıkmadan usanmalar. Bu adam gerçek bir rockstar. Geçmişler olsun. Geçmişler olsun. Şu ana kadar 3 şarkı alabileceğimize inandık mı? Artık herkesin kafasında bir soru kalmadı, herhangi bir şeyimiz. Güzel. Yapardık bu arada. Geceki tane, yarınki geceninkini şu an alabiliriz. Güzel gidiyor da kapatıyorum şimdi burayı. Ah. Saçlar güzel oldu ha. Evet, nasıldı sizce bugün? Bugün 97 dereceydi hocam. Onun dışında bir problemim yoktu. Yani 106'ymış bak. Sizin nasıl geçer maç? Benim için standart easy bir parçaydı bunlar. Öyle mi? Anladım. Benim için çok rutin. Her zaman olduğu gibi emin, kendimden emin bir şekilde. Çok sağ olun. Benim göreceğim seni. İyiydi. İyi, güzeldi canım, güzeldi. Ben bu kadar iyi görüntü beklemiyordum. Gerçekten mi? Akşam nasıl oldu gece yani? Daha iyi oldu. Akşam daha iyi oldu değil mi? Televizyon mu izliyorsun? Hiçbir şey. Yemek yemesine daldım herif. O da bana doğru daldı da. Bir hareketlendi şimdi. Evet, nasıldı? İlk günümüz bitti. Abi koşturduk ya. İyiydi ama. Bence de gayet iyiydi. Yani ben en azından monitörden çok iyi görüyordum. 4 saatte Milan'da kalıyor. Yalan söylüyor. Ve bir ara vegan oldu bu. Bayağı sayı. Bir şey diyeceğim, sen o zaman çok zayıftın bizim ses. Evet. Bu arada evet. Sonra şöyle oldu, vegandım. Herkese veganlığın ne kadar iyi olduğunu anlatıyordum. Bir gün abi, bir sene doldu bu. 365. Sen bir sene vegan mıydın? Evet, 365. gün kokoreççiye gittim. Vejetaryan da değilsin. Vegan, vegan! Ama o böyle part time. 365. gün. Bak kokoreç de açmış. Kokoreççiye gittim abi. Dedim ki abi. Sakatatla açmış. Uykuluk var mı dedim. Var abi dedi. Dedim bana bir uykuluk çakar mısın? Arkadaşımın bir dükkanı var. Çok iyi. Ankara'nın en iyisi bu arada. Abi bayağı böyle ekmeksiz uykuluklar, veganlığı bozdum o gün bugündür. Ne ekmeği ya. Ama şu an mesela tekrar oraya döndüm abi, çünkü bence tiksinti geldi. Ama şöyle bir şey var abi. Hayvansal protein senin damarlarının genişliği. Dolayısıyla sen spor yaptıktan sonra eğer bitkisel protein alırsan... Ailesi bu işi yapıyormuş.